Nasıl? Su güzel mi? Geleyim mi? Hop ya. Haydi. Bizim yatağımız orası. Denizden daha sonra. Evet. Hadi bir bara oturalım. Abi bir %15 diyor sabah kadar takılı olmasına rağmen. O şeyde bir aletle sıkıntı var herhalde ya. Gene de olmadı. Without egg, ma'am. Thank you. And your eggs. Thank you. Bu da bizim konakladığımız Patong'un plajı. Kocaman bir körfez. Güzel gözüküyor. Evet. Harika. Burada sporları yapabilirsiniz. Hemen şöyle palmiyeler var, deniz, beyaz kumlara doğru inmiş, arkanda çeker misin? O görüntünün hastasıyım. Evet. Bugün biraz rüzgarlı olduğu için kahverengi deniz. Rüzgardan mı acaba? Evet, kumdan da oluyor. Kumu kaldırıyor. Şu an Big Buda'yı arkadan görüyoruz daha. Burası giriş. Selamun aleyküm diyor ya. Coffee? Evet, yes. Two. Not sugar. Without sugar. Without sugar. That's the only one. Öyle anlatıyor. İkisi bir arada herhalde, ne? İkisi mi diyorsun? Blend and brew değil mi işte? Bilmiyorum galiba. Şey, tam anlayamıyorum. Ha, coffee made'li. Şu. This is better. Okay. Yes. Ekmek arası dondurma ya, gerçekten de. Çok değişikler. Yani abi, öyle bir şey yok yani. Ekmek arası olmaz mı? Mert'cim biz de yakalım. Biz de yakalım mı? Ne yaptın? Para mı bağışladın? Böylece tütsülerimizi aldık. Dileğimi sağlıklar yönelik. Amin. Amen. Amon. Budamız amin diyeyim bari. Ne diyeceğimi bilemedim. Bolluk bereket. Borçlarımızı ödeme gücü. Maaşlarımıza bereket. Çünkü dileğimizi de bol bol gezmeye. Bol bol gezmek, evet. Oley!
Wat Chalam Tapınağı orada bir yerdeydi, gitmiştik dün. Bugün de Big Buddha tepesinden bakıyoruz aşağıya. Hava biraz puslu bu arada. O yüzden anca çıkıyor. Bulutlandı, evet. Aşağısı sırf bu bir tepe, Chalam Tepesi. Sırf bakın jungle yani, orman ve maymunlar varmış. Lütfen dokunmayın, beslemeye çalışmayın çünkü ısırıyorlardı herhalde yani. Maymunlar vahşi. Big Buddha heykeli Chalam Tepesi'nin üstünde, 45 metre yüksekliğinde heykel. Sri Lanka'dan getirilmiş bunun mermeri. Tabii çok önemli yani bizler için. Bayağı büyük. Hadi bakalım. Şimdi yürüyoruz yukarı doğru. Big Buddha, Big Buddha, Big Buddha. Kocaman Buddha. Şu an Big Buddha'yı görüyorsunuz. Burası manzaralı aynı zamanda. Şimdi burası dileklerin, tütsülerin takıldığı yer. Buraya da bir yaprak alıp işte asıp buraya asıyorlar yani, yazıp dileklerini. Sağlık, mutluluk gibi şeyler. Bu da tayı kedisi. Biraz daha sivri suratlı. Hazırlıyor. Paket yaptık. Plajı da çekelim. Paket yaptığımız çok plaj. Güzel plajımız çok güzel. Plajımızın ismi Katanoi. Plaja doğru yürüyoruz. Hava ve su sıcak. Okyanusumuz güzel. Bakalım. Bir tane katamaran var. Bayağı okyanus yani. Kendimi zorla çektiren insan. Evet, şimdi yerel bir Thai restoranına geldik. Numara 6 restoran diye bir şey. Yerel bir restoran. Mesela burada şöyle soslar var. İkram edilen. İşte acı sos, tatlı sos bir şeyler. Zaten hep acılı tatlılı karışık geliyor. Menü acayip bir şey. Yani böyle menü yok. Şöyle başlıyor. İşte kendi yemekleri. Ondan sonra kahvaltılar, global yemekler, salatalar, sebze yemekleri, noodle'lar yani makarnalar, ondan sonra barbeküler, tavuk, 1 milyon çeşit gariban tavuk. Bu arada tavuk çiftlikleri inanılmaz büyük. Bu CP piliç falan Tayland'ın zaten. Bizde de satılıyor. Çeşitli pirinç yemekleri. İşte pilav gibi. Mesela biz şundan söyledik bir tane. Sarımsaklı bir şey. Mesela bu garip adamlar orada böyle başka içecekler söylüyor. Ya geldi. Yani yemeğimizde. Aa, medium bu muymuş lan? Of. Ananaslı pilav geldi. O ananaslı pilav arkadaşlar. Bu mediummuş. Bu bizim kızarmış kalamarımızın. Çok güzel. İçinde fıstık ve sarımsak var bol miktarda. Fıstığın memleketi zaten, Kaju fıstığının memleketi Phuket adası. Bak, saçma sapan. Ondan sonra şey, çorba söyledik. Şimdi geliyorum o sayfalara doğru. Şu Thai soup diye, tom yum diye geçiyor. Bundan söyledik. Ondan sonra burada balıklar da var, çeşit çeşit. Tabii içecekler de var. Kokoreç gibi dondurma yapardı. Dondurmaya bak. Bir
diyor ki o soğuk olsun diye. Evet arkadaşlar, bakın burada biraz motosiklet var. Bir kısım motosiklet var. Burası galeri vesaire değil. Burası halkın kullandığı otopark, plaj yanındaki. Bangalore'un yanındaki. Vaziyet bu. Bu benim motorum bu arada. Karıştırmamak büyük şans. Herkes götürüyor motorlarını bir kenara.